İyi günler herkese. Endekste yeni bir haftadayız şu anda. Hızlı bir açılış var. 94.800'de izlediğimiz 22 günlük ortalamamız vardı. Şu anda onun da üstünde. Ve giderek de yükseliyor. Oldukça iyi bir iştah var. Kurda 4.77'nin altına indik. Yarın Merkez Bankası var. Yarınki toplantıya yönelik olarak faiz artıracağına yönelik bir beklenti var. Şu anda kurda bunlar satın alınıyor çok büyük ihtimalle. Bunun da endeks içinde olumlu bir etkisi var. Endeksteki yükselişi halen daha bir tepki yükselişi olarak algılıyoruz. İlk etapta 22 günlük ortalaması vardı. 94.700'lerdi. Oraya dek olabilir eğer alımlar sürerse. Bu durumda 98.600'deki 50 günlük ortalamaya dek de bu tepki yükselişinin de sürmesini tahmin ediyoruz. Eğer 94.800'lerin üzerine yerleşirse endeks, yani herhangi bir satış olmazsa, işte ileriki günler içerisinde 98.600'e ya da o seviyenin yakınına bir yere de yükselişler olabilir. Şimdi geçtiğimiz hafta mali sektör endeksinde çok önemli bir hareket yoktu. Haftanın son iki gününde işte Akbank'ta, İş Bankası'nda, Halkbank'ta, Vakıfbank'ta ve öteki mali hisselerde hafif tepkiler vardı. Bugün onlarda yeniden güçlü bir hareket var. Bankacılık endeksi 124.000'de ortalaması var. 22 günlük. Henüz oraya bayağı bir uzaktayız. Bu tepki oraya dek sürerse işte o zaman endeks içinde yukarı yönlü hareketler 98.600'e dek de hareket edebilir. Bunun haricinde Trakya cam, şişe cam, Anadolu cam gibi cam sektöründe oldukça güçlü hareketler var. Hava yolları ve Pegasus geçtiğimiz hafta bir istirahat etmişlerdi. Yatay bir hareket yapmışlardı. Bu hafta orada yatayı tekrar yukarı yönlü sürdürme ihtimali olabilir. Güçlüler. Bunların haricinde Ereğli'de geçen hafta bir güçlenme vardı. O izlenebilir. İstemir, Çemtaş gibi yan şirketler içinde oldukça güçlü seyirler hala var. Enerjilerde Ulusoy'da iyi bir hareket var ama bunun haricinde borç oranı yüksek bir şirket, bir sektör olduğu için daha da temkinli hareket edeceğiz. Otomotiv, nerede? Ford Otosan'da bir güçlenme var. Tofaş'ta bir miktar hareketlenme var ama hala zayıf. Beyaz eşya içinse Vespe biraz daha güçlü. Arçelik'te çok ucuz olmasına rağmen halen daha yatay hareketler var. Bir tepki yapacak. Geçen hafta çok ciddi bir düşüş yapmıştı. Bu hafta yeniden yukarı yönlü bir hareketi var ama bu sabah aldığımız güven endeksinde ciddi bir yükseliş var. O mesela Arçelik için iyimser bir haber olabilir. Ancak Arçelik'in artık uzun soluklu bir hareket yapması için 50 günlük ortalamasının üzerine yerleşmesi lazım. Şu anda oradan oldukça uzağız. Kurda Merkez Bankası satın alınıyor. Toplantı yarın. 100 bas puanlık bir arttırım zaten tahmin ediliyor. Şu anda fiyatlara giriliyor. 4.77'nin altına indi kur. Önemli bir seviye. Bu seviyenin altında 4.72'ye kadar düşme ihtimali var. 4.72'lerde yeniden bir bakmakta fayda var. Oralardan yeniden yukarı gidebilir ama 4.77'nin yeniden altına hareketler olmazsa işte yani o zaman kurda aşağı yönlü hareketler olabilir. 4.77'nin üzerine doğru yeniden hareketler olmazsa yeniden aşağı yönlü hareketler olabilir. 4.72 bizim için aşağıda şimdilik izlediğimiz önemli bir seviye olacak. İyi günler, hoşça kalın.